Herkese merhaba arkadaşlar. 13 Nisan Salı Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 3. koşuyla beraber saat 3'te de Ankara'nın altılısı başlamış olacak. Ankara sezonu da arkadaşlar açılmış oluyor bugün için. Birinci yarış günü olacak Ankara'da. Güzel bir program var. Yine ben takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz programında koşacak ki akşam programında Adana var. Ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda arkadaşlar paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında Adana, gündüz ise arkadaşlar Ankara koşacak. Ankara'nın da altılısı 3. koşuyla beraber saat arkadaşlar 3'te başlamış olacak. Şartlı bir koşu ve 3 yaşlı Arapları 1100 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu için arkadaşlar 9 tane safkan bir araya geliyor. İlk defa start alacak. 9 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben özellikle ikirulardan yani 3 numaralı Kızıl Ejder'in etkili bir performans göstermesini bekliyorum ki Fatih Rüstem Bebek idaresinde start alacak olan safkan ekür avantajı da beraber ben bugün için iyi koşmasını bekliyorum. Yani 3 numaralı Kızıl Ejder'in ekürüsü 6 numaralı Sertberk ile beraber iyi bir koşu yapmasını, ekürleri biraz daha ön planda görüyorum arkadaşlar günün ilk ayağı için. Bu safkana rakip arayanlar için arkadaşlar özellikle yine 5 numaralı Serhat Fırtınası etkili pedigrisiyle Özcan Yıldırım idaresinde ihmal edilmemesi lazım. 2 numaralı Ersoy Bey yine Ahmet Çelik, hatta 1 numaralı Bindalan yine Saadettin Boyraz idaresinde değerlendirilebilir gibi gözüküyor arkadaşlar günü ilk ayağı için ama dediğim gibi ben özellikle ekürülerden 3 numaralı safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Rakibhanesinde de 5 numaralı Serhat Fırtınası'ndan Özcan Yıldırım idaresinde iyi bir koşu gelecektir arkadaşlar günü ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te bir koşu var ki 4 ve yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe çimde start alacak. 9 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Tabi önemli özellikle çim pist performansıyla isminden çok söz ettireceğine inandığım ileriki zamanlarda safkanların tekrardan aradan sonra döndüğü bir yarış bu yarış. Tabi burada birçoğu safkan yarış görecek. Galoplarında etkili işler görsem de en azından hazır safkan konumunda gözüken burada 1 numara Red Tornado arkadaşlar formuyla daha ön planda gözüküyor. Mehmet Akyavuz idaresinde start alacak olan safkan son yarışlarında gösterdiği etkili performans ve formu ile beraber bugün için burada biraz daha ön planda gözüküyor arkadaşlar. 1 numara Red Tornado'dan muhakkak iyi bir koşu gelecektir ama rakibhanesinde dediğim gibi ara vermiş olmasına rağmen bu mesafeyi iyi koşan ve galoplarında etkili işler gördüm. 7 numaralı Hantik yine Saadettin Boyraz idaresinde kuponlarda şans verilebilir. 4 numaralı Tancan Bey yine özellikle bu koşularda her zaman için iş yapabilecek bir safkan Özcan Yıldırım idaresinde. 3 numaralı Fales Akşin yine Ayhan Kurşun idaresinde benim iyi koşmasını beklediğim safkanlar olarak gözüküyor arkadaşlar günün bayağında. Yani 1 numara Red Tornado gruptan bir tık önde görsem de rakibhanesinde arkadaşlar 7, 4 ve 3 numaralı safkanlara şans verebiliriz arkadaşlar günün bayağı için. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı 5 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafe çimde bir araya gelecek. 7 tane safkanın start alacağı bir koşu izleyeceğiz ki ben bu grup için bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponuma yalnız bırakacağım. Her ne kadar arkadaşlar burada günün boya için uzun bir arası olsa da ben burada arkadaşlar 2 numaralı Blinding Light'ın gruptan fazla bir isim olduğunu, bir mendip temsilcisi olan safkanın bugün için yetenekli bir Nisa Ahmet Çelik idaresinde ben bu gruba kolay hakimiyet sağlamasını ve kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi kaliteli safkanın araya rağmen gösterdiği galoplarındaki etkili işlerle beraber ben bu grupta bu safkanlara şans tanımayacağını düşünüyorum ve günün 3. ayağında arkadaşlar 2 numaralı Blinding Light ben Ahmet Çelik idaresinde kuponlara risk edilebileceğini düşünüyorum. Bu grupta bu safkan geçilmez gibi gözüküyor. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar kısa vade 18 bir koşu var ki 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe çim yarışında bir arada izleyeceğiz. 6 tane safkanın start alacağı bir koşu izleyeceğiz günün bu ayağı için. Burada önemli safkanlar var. Bunlardan biri de 4 numaralı Bozkara. Bir Kaysberg temsilcisi olan safkan son ikinciliği oldukça başarılıydı ki sert bir grupta iyi bir yarış sergilemişti safkan. Bugün için kilo avantajını yakalamış olan safkan yetenekli birisi Müslüm Çelik idaresinde start alma avantajıyla beraber grupta biraz daha ön plana çıkıyor. Ben 4 numaralı Bozkara'dan etkili bir yarış bekliyorum. Hatta kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu safkanın rakibhanesinde ise 2 numaralı Güvendik, Mehmet Akyavuz'la beraber istediği tempoyu kurması durumunda iyi koşacaktır. 3 numaralı Kutlusi Ahmet Çelik idaresinde denenebilir bir safkan. 1 numaralı Tuncer ağır kilosuna rağmen kaliteli bir Kaysberg temsil olan safkan. Burada şanslı safkan konumunda değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Ben özellikle 4 numaralı Bozkara'dan Müslüm Çelik idaresinde çok iyi bir koşu bekliyorum. Dediğim gibi bu safkanın kazanması bende normal sonuç olacaktır ama rakiphanesinde arkadaşlar bahsettiğim safkanlara şans verebiliriz geniş kuponlar için. Günün arkadaşlar 5. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 7 bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu arkadaşlar polis günü koşusu olarak koşacak ve 4 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Burada tabi form durumuyla ilgili ön plana çıkacak 2 tane safkan var ki o 2 safkanın da arasında geçmesini beklediğimde bir koşu. Bunlardan biri Alberto, bu mesafeleri seviyor. Özellikle uyumlu binisi Özcan Yıldırım idaresinde iyi koşular sergiliyor safkan. Son startın ölçü almadığım kaliteli safkanın sevdiği mesafede sevdiği jokey ile beraber iyi bir yarış sergilemesini bekliyorum. Günün arkadaşlar bu ayağında muhakkak iyi koşacaktır. Rakiphanesinde ise arkadaşlar 2 numaralı Trilya. Tabi son startında çok sert bir grupta önemli bir grupta arkadaşlar 3-4 boy gibi startta oyalanmasına rağmen yine de etkin bir yarış yapıp 4.'te bitirmişti yarışını. Ben safkanın formda olduğunu düşünüyorum. Bu tarz bir grupta Alberto'nun da bazen dengesiz koşuları olduğu için Trilya'yı muhakkak yanına yazmamız doğru olacaktır. Müslüm Çelik idaresinde start alacak olan safkanın ben yine dediğim gibi şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yani günün 5. ayağında 1 ve 2 numaralı safkanlar bence ayrımsız kuponlarda şans verilme arkadaşlar günün bu 5. ayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar yine bir şartlı bir koşu var. 3 yaşlı Araplar 1100 metre mesafe kumda bir araya geliyor. 10 tane ilk defa yine start alacak. Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu için 3 numaralı Duayenoğlu. Yine bir Uçanoğlu temsilcisi olan bu safkan önemli pediklisiyle Ahmet Çelik idaresinde biraz daha ön planda gözüküyor. Bu safkandan ben özellikle iyi bir koşu bekliyorum. Yarış içinde de özellikle yine takip edeceğim safkan olacak. Rakiphanesinde 4 numaralı Gözde Yılmaz'dan Özcan Yıldırım idaresinde iyi bir koşu gelecektir ve 7 numaralı Goşa yine Müslüm Çelik idaresinde benim biraz daha ön plana çıkaracağım safkanlar olacak arkadaşlar günün son ayağı için. Yani özellikle 3 numaralı safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Rakiphanesinde ise 4 ve 7 numaralı safkanların bence ayrımsız olarak kuponlarda şans verilmesi doğru olacaktır arkadaşlar günün son ayağı için. Arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.